Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir SolidWorks ile Crank BL mekanizması tasarımı dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde PIM ve geçici bir şase tasarımı yapacağız. Yani şase dediğim bir yatak gibi düşünün. Eksantrik miliğin taşıyacak bir sabitleme gibi düşünelim daha çok. Yeni bir parça açıyorum. <laughs> Bu modelleri yapmak için. Ön görünüşten çizimle, çizimle başlıyorum arkadaşlar. Bir tane daire çizdim. Bu dairemin çapı 23 olacak. Daha doğrusu şöyle yapalım. Aslında ben 23 diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim. Daha önceki dersleri birkaç gün önce çekmiştim çünkü. Bakın hemen şöyle bir şey yapalım. Solidworks'ün güzel bir özelliğini kullanalım. Burada piston başımız duruyor gördüğünüz gibi. Bu piston başındaki şu deliğin yarı çapını ölçebiliriz aslında. Tekrar bakın geliyorum. Ee, çizimi düzenle diyorum. Ee, pardon buradaki çizim değil. Döndür değil ama ekstrüzyon ile kesmeyi çizimi düzenle dediğimde. Evet 23 olduğunu bakın burada da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çapı 23 bu deli. Peki. O zaman kontrol Tab'a bastım ve diğer çizime geçtim. Çapı gördüğünüz gibi 23'lük bir ee, Pim olacak bu. Ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim ve orta düzlem seçeneğini seçiyorum ki oluşturduğum hacim tam e, ta, ortası oluşturduğum hacmin ortası tam olarak Dairenin e, bulunduğu eksende kalsın. Bunun montajdaki önemini daha iyi göreceğiz. Pistonumun, piston kafamın yer, e, çapı da burada önemli. Çünkü bakın şöyle düşünelim. Bu delik, bu, e, pardon, bu çizeceğimiz pim şuradaki deliğe oturacağı için e, bu çap ne kadarsa aslında uzunluğu da o kadar olmalı. O zaman bakın değerlendirin içinde ölçüm dediğimiz bir e, al e, tool var. Bu tool sayesinde. Buradaki çapı ölçebiliriz. 86 mm'ymiş gördüğünüz gibi. O zaman diyorum ki arkadaşlar, yükseklik ile ekstrüzyonu, unsuru düzenleyerek değiştiriyorum ve buradaki uzunluğa 86 mm yü. Bir sorunumuz daha olacak. Bu pim bu piston başına oturduğu zaman bizim pimimizin yüzü düz olduğu için, anla düz olduğu için buradaki piston başının sonundaki kısımda yuvarlak olduğu için buradan hafif bir çıkıntı yapacak. Bunu engellemek için çok basit bir yöntem göstereceğim. Üst düzleme bir daire çiziyorum. Ve bu dairenin çapını 86 milim yapıyorum. Akıllı ölçülendirmeyle 86 milimlik bir çap verdim. Şimdi objeleri objeleri öteleyle bu daireyi dışa doğru 10 milim öteliyorum. Ve onaylıyorum. Bunun sonucunda şu hareketi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Unsurların içinden ekstrüzyon ile kes. Ee, bu yapıyı ekstrüzyon ile kesiyorum. Her şeyin içindeni seçtim. Yön 2'yi işaretledim ve tekrar her şeyin içindeni seçtim. Onayladığınız zaman bakın dıştaki kısmı yani alın kısmı 86 mm çaplı bir daire tarafından kesilmiş şekilde olacaktır. Bu sayede biraz önce gördüğümüz pimin içine pardon piston başının içine rahatlıkla oturacaktır. Ctrl S dedim arkadaşlar ve pim ismiyle parçamı kaydettim. Biliyorsunuz bir çalışma klasörü oluşturduk ve bütün parçamızı bunun içine kaydırıyoruz. Bunu unutmayın, montaj aşamasında bizim için çok önemli olacak bu. Peki, ee, bu parçadan çıktım. Bir de geçici bir e, taşıyıcı sistem yapalım dedik. Çünkü bizim için aslında <laughs> Pardon şasinin tasarımı o kadar önemli değil. E, çünkü şase üstünde çok uğraşabileceğimiz, değişik tasarımlar e, yapabileceğimiz bir şey. Veya motor kapağı diyelim şimdi bu sistem için. Ee, çok daha sembolik bir e, çizim yapacağım ki rahatlıkla bu aşamayı geçip e, montaj aşamasına e, ağırlık verebilirim. Üst düzleme bir tane e, çizim açıyorum ve diyorum ki arkadaşlar merkez ile dikdörtgen. E, merkez orijinde olan bir dikdörtgen çiziyorum ve akıllı ölçülenmeye tıklayarak e, dikdörtgenimin uzunluğunu 480 birim yapıyor. 480 yapmamın nedeni egzantrik milimin boyunun 480 olması. Şimdi gidip ölçebilirim fakat ben daha önce ölçtüm biliyorum. Ama siz e, yaparken tasarımı e, ölçü alabilirsiniz her zaman. Nasıl ölçeceğimizi biraz önce gösterdim aslında. E, değerlendirin içindeki ölçüm aracıyla ölçebilirsiniz. 480'e 200'lük bir dikdörtgen oluşturdum ve onayladım. Bu dikdörtgenin bu e, kalınlığını arkadaşlar 20 milim olarak verdim ve onayladım. 20 milim e, yüksekliğinde bir 480'e 201 taban oluşturduk aslında. E, bu tabanın arkadaşlar iki tarafında iki tane çıkıntı yapmak istiyorum. Bunun için tekrar e, bu kez köşe noktası ile dikdörtgeni aldım ve şu noktadan şuraya bir dikdörtgen çizdim. İsterseniz daha rahat olacağını düşünüyorsanız dik bakarak çalışabilirsiniz. Şuradaki kısmı 20 milim olarak e, yap, çiziyorum ve aynı dikdörtgeni sağ tarafa çiziyorum. İsterseniz simetri alabilirsiniz fakat şu an uğraşmayacağım ben bunun için. 20 milim. Ortaya bir çizgi çizerek, aynalama yaparak direkt simetride alabilirdik. alabilirdik. Onayladım çizimimi. Ve son olarak şunu yapıyorum arkadaşlar. Extrusion ile katı oluşturma ve 200 milim yine bir yükseklik veriyorum. Şimdi az çok belki anlamaya, başlayacak, anlamaya başladınız gibi bu egzantrik mil tam olarak bu araya oturacak. Şu şekilde. Tabi bunun için iki tane deliğe ihtiyacım var. Milin başı, başının ve sonunun oturacağı deliklere ihtiyacım var. O zaman bu yüzeyde yeni bir çizim açıyorum bakın ve space'e basarak buraya dik bakıyorum. Daire çizme komutunu alarak yine buraya bir daire çiziyorum. Ve akıllı ölçen ve alarak bu dairenin yarı çapını 45 olarak belirliyorum. Çünkü egzantrik milimin yine başındaki mil kısmının ya da dairesel kısmının yarı çapı 45'te. Aşağıdan olan mesafesini 120 olarak belirliyorum. Ve bu, çiz, bu noktayla kontrole basarak bu iki noktayı seçtim. Bakın bu nokta ve orijin noktasını seçtim. Bunları dikey olarak belirliyorum. Bu sayede e, dairemi tam tanımlı yani siyah hale getirebiliyorum. Bu daireyi unsurların içinden ekstrüzyon ile kes diyerek ve buradan her şeyin içindeni seçerek boydan boya bir delik açacak şekilde e, kesiyorum veya e, düzenliyorum. Bu da bizim geçici e, taşıyıcı sistemimiz olsun. Peki. Ctrl-S'ye bastım tekrar ve motor kapağı ismiyle bunu kaydediyorum. Veya taşıyıcı sistem ismiyle isterseniz veya şasi ismiyle kaydediyorum. Bir sonraki dersimizde montaj aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Artık parçalarımızı yani çizdiğimiz parçaları bir montaj ortamında birleştirerek beraber bu parçaların nasıl çalıştığını göreceğiz. Bunun için şu ana kadar yaptığımız modellemeleri bitirmemiz gerekiyor. Eğer modellemeleri buraya kadar tamamlamayan varsa e ve vakit kaybetmek istemiyorsanız ben modellerin bir kısmını siteye upload edeceğim. E ve size linki bu video üzerinde paylaşacağım. E oradan giderek e modelleri e alabilirsiniz, edinebilirsiniz. E bundan sonraki dersli aşamalarına devam etmek için elinizde mutlaka modeller bulunmalı arkadaşlar. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. E Hatırlatmamı yaparak videomu kapatayım. Lütfen videoyu yararlı bulduysanız like butonuna basarak videomuzu beğenin. Kanalımıza yazarak yeni videolardan haberdar olmak isterseniz subscribe butonuna basarak bunu yapabilirsiniz. www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek de şu ana kadar çektiğimiz bütün ücretsiz videoları izleyebilir ve bunun dışındaki haberlerimiz, bunun dışındaki aktivitelerimizden haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.